Evet gençler, VIP kimya AYT sorularının çözümü. Şimdi yukarıdaki bileşiklerde yer alan oksijen elementlerinin yükseltgeme basamaklarını sormuş. Şimdi sodyum peroksit, biliyorsunuz peroksitlerde eksi bir. Oksijen diflorür, oksijenin artı iki olduğu tek bileşik. Su, klasik eksi iki. Öyleyse bunları sıralama yaparsak, 2 büyüktür 1'den, 1 de büyüktür 3'ten. Şimdi geldik bir entalpi mol karışımı. 2 mol bundan, 3 mol bundan girmiş. Bunun 2 molü ne yapar? 32, 34, 68. 3 mol oksijen 96 gram 3 kere 32. Ve 1124 kilojül ısı çıkmış. Şimdi diyor ki 9.6 gram oksijen. 96 yerine 9.6. O zaman bundan da 6.8 olur. Oysa 10 gram hidrojen sülfür kullanılmış. Demek ki biz 10'dan 6.8'i çıkarırsak 3.2 gramı artar. İkinci öncül doğru. Birinci öncüle bakalım. Meydana gelen entalpi değişimi. Bir basamak küçült bunu. 1124'ü 112.4. Bakalım doğru. Girenlerin entalpisi ürünlerinkinden büyüktür. Egzotermik kardeşim, tabii ki girenler ürünlerden büyüktür. Bu da doğru. Üçü de doğrudur. Geldik bir gaz sorusu. 1 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta 32 gram metan, 2 mol. Kaba aynı sıcaklıkta toplam çarpma sayısı 3 katına çıkacak kadar helyum ilave ediliyor. Arkadaşlar, çarpma sayısı 3 katına çıkarsa mol sayısı, arada 1,5 kat ilişki var, 1,5 katına çıkar. Pardon, mol sayısı 2 katına çıkar, yani 1,5 ilişki var. Demek ki benim içerideki mol sayısını 2 katına çıkarırsam totalde çarpma sayısını 3 katına çıkarmış olurum. O zaman 2 mol madde varsa benim dışarıdan 2 mol daha eklemem lazım. Kimden ekleyeceğim kardeşim? Helyumdan. O zaman 2 mol helyum 2 çarpı 4, atom kütlesi 4 ya, 8 gram. Demek ki kaptaki toplam kütle 8 gram artacak. Son durumda her iki gazın kısmi basınca eşit olacak. Metanın mol sayısı 2 idi. Helyumun da mol sayısı 2. O zaman basınçlar eşit. Toplam basınç 3 katına çıkar. Hayır, moller 2 katına çıkarsa basınç da 2 katına çıkar. Bu yanlış. Bizden ne istiyor? Yanlışı yalnız adama. Peki. Şimdi bir aktiflik sorusu. X nitratın sulu çözeltisine sodyum çubuk daldırılmış ki belli zaten, yani sodyum çok aktif. Ne diyor? X metali açığa çıkarken 23 gram sodyum metali iyon haline geçiyor. Yani 1 mol. Şöyle diyeceğiz. Bak, denklemi yazayım. Şöyle yazalım. X indirgendi, sodyum yükseltgendi. Şimdi bundan, sodyumdan 23 gram, X metalinden 0,5. X metalinden 1 mol olursa sodyumdan 23,46, yani 2 mol olacak. Denklemin denkleşmiş hali bu. O zaman X'in yükü N neye eşittir? Artı 2'ye eşittir. N eşittir 2. Doğru. X artı N iyonları sodyum metalini yükseltgemiştir. Tabii ki kendisi indirgendi, sodyumu yükseltgedi. X artı N tanecikleri indirgenmiştir. Evet, artı N'den sıfıra indirgendi. Üçü de doğrudur. Geldik 19. soruya. Atomun yapısında elektronların eş enerjili orbitallere yerleşimleri belli kurallara göre gerçekleşir. Bu kurallardan birisi de Hund kuralıdır. Neydi? Elektronlar orbitallere birer birer dolarlar, hatırlarsak. Şimdi diyor ki yukarıdaki yolcu otobüsüne uygulandığında bilet alan bir yolcu, Ahmet diyelim, kaç numaralık olduğu seçmesi bu kuralla örtüşür. Ya abicim, bunlar tek yarı dolu orbital olabilir. Ama burada iki tane boş var. İki boş varken bir başka yere geçme şansı yok. Bunlardan birini dolduracak. Ya 13 ya 14. Bakalım 7, 11, 33, 17, 13 var. 14 dolabilirdi. Peki. Geldik 20. soruya. Dış basınç 760, yani 1 atm.
Olduğu bir ortamda T derecede 5 gram kalsiyum karbonat katısı. Kardeşim buraya bak. Kalsiyum karbonatın molekül ağırlığı 100 vermiş. 100 gramından 1 mol karbondioksit gazı elde edersin. Kaç gram vermiş şimdi bize? 5 gram. 5. O zaman burası 0,05 olur. 0,05 mol karbondioksit gazı çıkmış. Şimdi çıkan karbondioksitin molü belli. Dış basınç belli. Kabın hacmi belli. Ne istiyor bizden? Sıcaklık. PVNRT'den gideceğiz. Sıcaklığı çekersek PV bölü NR. Şimdi yalnız su üzerinde toplanmış gaz. Basınç ne olmuş? 407. 407 milimetre civa. Ha, suyun buhar basıncı kaç? 27. Çık bundan bunu 380. 380 0.5 ATM değil midir? 38 milimetre civa, 38 santimetre civa aynı zamanda. Demek ki gazın basıncı 0.5. Hacmi 2,46. Mol sayısı 0.05. R'de 0.082. Bundan bunu sadeleştirdim 10. 24,6 bölü 0.082 buradan 300 Kelvin çıkar. Bu da nedir arkadaşlar? Malum biliyorsunuz 27 santigrat derecedir. Yani Bursa. Şimdi oda koşullarında yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin gerçekleşmesinde indirgen, yükseltgen özelliğe sahip maddeler rol oynar? Aktif metal su. Metal yükseltgenecek, sudaki hidrojen indirgenecek. Yani redox'tur demek istiyor. Olur. Metal asit tepkimesi. Bak, çinko artı HCl, çinko klorür artı hidrojen. Ne oldu? Çinko yükseltgendi, artı 2 oldu. Artı 1 yüklü hidrojen de sıfıra indirgendi. O zaman bu da olur, bu da olur. Metal ametal. İyonik bileşik oluşturacak. Biri artı, biri eksi yüklü. Biri yükseltgenecek, biri indirgenecek. Bu da olur. Hepsi olur arkadaşlar. Şimdi 5 litrelik sabit hacimli kapta 14 gram azot varmış. 22. soru. Oysa azota bakalım. Azot kaçtır arkadaşlar? 28 gram. 14, 28. 28 gram azot yeterli oksijenle reaksiyona girerse kaç mol verecek? 2 mol. Oysa kaç diyor burada? 14 gram azot. Bu 14 olursa burası da 1 mol olur. Demek ki 1 mol NO2 oluşmuş. Şimdi bu NO2'nin hızı soruluyor bize. 300 saniyede. Ama molar bölü dakika. Şimdi gençler 1 mol. 1 mol. Hacim kaç litre? 5 litre. Buradan 0,2 molar oldu mu? Oldu. 0,2 molar bölü dakika kaç saniyeydi? 300. 300 saniye 5 dakika değil midir? O zaman bunu bölersek 0,04 olur. Yani Adana. Molar bölü dakika. Peki, hadi bakalım. Şimdi geldik 23. soruya. Arkadaşlar, baktığımızda X ile Y, T derecede XMYN tuzunun, şimdi bu mol sayısı, molarite gibi düşünmeyin lütfen. Mol sayısı, hacim ne kadar? 100 mililitre vermiş. Bunu 100'e bölerseniz 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olur. 4 çarpi 10 üzeri eksi 4 molar çözünürlüğü. Birincisi yanlış. Çözünürlük 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 demiş. Şimdi kimyasal formülü. Bakın buraya. Şu 10 üzeri 5'leri görmeyin. 4 birim x, 8 birim y. Sadeleştir. 2 birim x, 1 birim y. X 2 y. Ya bak doğru çıktı, gördün mü? X artı 1, 2 tane. Y eksi 2, bir tane. Şimdi çözünürlük çarpımı. Çözünürlüğü ne bulmuştuk? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. 2 olduğu için burası 8 çarpı 10 üzeri eksi 4. Burası 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bunun karesini alırsak 64 çarpı 10 üzeri eksi 8. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarparsak 128 10 üzeri eksi 12. Ya da pardon 128 2 katı 256. Evet, 256 10 üzeri eksi 12. Ya da 2,56 10 üzeri eksi 10. Doğru. Doğru. Ne istiyor bizden? Doğru istiyor. 2 ve 3. Şimdi yukarıdaki sistemde 24. soru, denge sorusu gençler. Kaplar arasında M musluğu sabit sıcaklıkta açıldığında birinci kapta gerçekleşen denge tepkimesinin yönü değişmiyor. Ya 3 litre, 2 de bu, hacim 5 litre, sıcaklık aynı, dikkat et. Hacim artmış ama
denge tepkimesinin yönü değişmemiş. Buradan ne çıktı? Biz şunu bileceğiz. Denge tepkimelerinde girenlerin ve ürünlerin mol sayıları eşitse bir şey değişmez. O zaman demek ki A artı B toplamı C'ye eşit. Birinci öncül doğru. İki olamaz. C yani ürünlerin mol sayısı A eşit B'den, A'dan ya da B'den büyüktür. Tabii ki büyüktür. 1 ve 3 olacak. Şimdi periyodik sistemde 25. soru 2A grubu yani toprak alkali. Hemen birinci öncüle bakalım. X ve Y alkali metaldir demiş. Yanlış. Şimdi bunların oksitlerini vermiş. XO, YO. XO'nun erime noktası daha yüksektir. Şimdi aynı gruptaki elementin erime noktası yüksekse o zaman yarı çapı küçüktür. X yukarıda, Y aşağıda. Yarı çap küçülünce çekim artar. Çekim artınca onu parçalamak için daha çok enerji verirsin. Daha çok enerji verirsen erime noktası yüksek olur kardeşim. O zaman şimdi şu konuma göre bakıyorsunuz. X'in birinci yoğunlaşma enerjisi Y'den büyüktür. Evet, X yukarıda. Doğru. X'in metalik aktifliği Y'ninkinden küçüktür. Aşağıda Y. Ya da X daha yukarıda metal olan, iyi metal olan Y'dir. Doğru. 2 ve 3. Evet arkadaşlar. 26. Şimdi bakıyoruz. HX asitinin 0,4 molar 100 mililitrelik sulu çözeltisine sab sıcaklıkta bir miktar saf su ilave edildiğinde çözeltinin pH değeri başlangıçtakinden bir fazla oluyor. Yani 1 ise 2 oluyor. O zaman su eklenince H ve X derişimi azalmıştır. Niye? Zayıf asitmiş. Mesela şöyle düşünelim. HX şu şekilde. Bu bir kapta gerçekleşsin. Ben buraya su eklediğimde bunların derişimi azalacak. Artırmak için ileri çalışacak ve iyonlaşma yüzdesi artacak. Bir doğru. Şimdi bu üçüncüyü de çıkaralım aradan. Doğrudur. Neden? Çünkü ne olacak? Bunun derişimi sabitti, dengedeydi. Sen su ekledin, azaldı. Tekrar ürünlere çalıştı, artacak ama eski haline gelmeyecek. Şimdi gelelim bu pH meselesine. Diyelim ki pH 1'di, 2 oldu. Yani 10 üzeri eksi 1'di, 10 üzeri eksi 2 oldu derişim. Seyreltme değiştirmede ne vardı? M1V1 eşittir, M2V2. Molarite 10 üzeri eksi 1. Hacim 100 mililitre eşittir. Molarite 10 üzeri eksi 2. Hacim V2. Buradan çocuklar V2 1000 çıkar. 1000. Oysa öncesi kaçtı? 100'dü. 100'den 1000'e çıktı. Yani 9 mililitre su eklendi. Bu ne diyor? Çözeltiye 1000 mililitre su eklenmiştir. Hayır efendim. Yalnız 2 yanlış. Doğruyu soruyorsa 1-3. Evet. Son 27. sorumuz ters osmoz. Bildiğimiz osmozun tersi. Üzerine basınç uyguluyorduk hatırlarsak. Yüksek basınç altında gerçekleşir. Aynen. Yarı geçirgen zar yardımıyla seyreltik çözeltiden derişik. Hayır, derişikten seyreltiye geçer. Bu yanlış. Suyun arıtımında tabii ki ters osmoz kullanılıyor. Suyun arıtımında. Evet. 1 ve 3. Bu kadar arkadaşlar.